Evet, Muharrem İnce Bey ile bir birliktelik çalışmanız var mı partilerinizin? Evet, var, devam ediyor. Ocak ayı içerisinde Memleket Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'nin işbirliği çalışmaları daha somut bir aşamaya ulaşacağız diye umuyorum. Yine Enver Onur Akıncı bir başka soru sormuş. Yurt dışında gözlemlediğiniz milliyetçilik kavramı çok daha somut. Örneğin vatandaş yere çöp atınca herkes tepki gösteriyor veya doğaya, hayvanlara yapılan şiddet ve yıkım, zarar verme konusunda çok çabuk tepki veriliyor. Siz benzer bir milliyetçiliği savunuyor musunuz diyorlar. Evet, bakın, çevreyi savunmayan bir milliyetçi olamaz. Vatanın kirletilmesine izin veren kişi istediği kadar güzel şiirler yazsın milliyetçilikle ilgili, gerçek bir milliyetçi değildir. Ve biz kurulduğumuz günden beri Türkiye'deki en çevreci parti olmak durumundayız. Ben İkizdere'ye gittim. İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın çevre yıkımını protesto ettim. Bunun için Cengiz İnşaat beni mahkemeye verdi. Ama orada da kalmadım. Gittim Milas'ta Milas ormanlarının tahrip edilmesi karşısında da durdum. Daha sonra Seferihisar'da madenlerin çevre tahribatını protesto etmek için gittim. Ve sonra Erzincan ilçe gittim. Erzincan'dan başlayıp Harran Ovası'na kadar siyanürle çevreyi zehirleyen madenin kapatılması için çalışmalar yaptım, açıklamalar yaptım ve madenin çalışmaları duruldu. Şimdi o maden bu çalışmaların ana dinamiğini oluşturan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şehsuvaroğlu'nun cezalandırılması için dava açtı, biliyor musunuz? Orada da durmadık. İzmir, Kayseri, Develi'de yine çevreyi zehirleyen altın madeninin kapatılmasını sağladık. Orada da Lütfü Şehsuvaroğlu en öncü rolü oynadı. Onun için sevgili Enver, haklısın. %100 haklısın. Eğer milliyetçiysen bu topraklara sahip çıkacaksın. Sadece kahramanlık şiirleri yazmakla milliyetçi olunmaz. Yine güzel politikalar sorular sormuş. Demiş ki mesela SİHA ve İHA konusundaki çalışmaları destekleyecek misiniz? Biraz önce açıkladım. Kesinlikle destekleyeceğiz. Selçuk Bayraktar'a destek olur musunuz? Tabii ki destek oluruz. Çünkü iyi işler yapıyor. Yani biz liyakattan yanayız. Bir kişinin liyakatle çalışmalar, başarılı çalışmalar yapıyorsa AK Partili olması veya Erdoğan'ın damadı olması bizi ilgilendirmez. Zaten biz onu damat olarak görmüyoruz. Bak açık söyleyeyim. Diğer bir damat var, onu hiç konuşmuyorum. O damat. Ama Selçuk Bey başarılı bir iş adamı, Türkiye için güzel şeyler yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, biz onu da, bu konuda çalışan diğer firmaları da daha güçlü ve daha yerlilik oranı yüksek, milli üretim oranı yüksek İHA'lar ve SİHA'lar yapması, yeni savaş araçları geliştirmesi konusunda tabii ki destekleyeceğiz. Şehirlerimiz grileşti demiş, çok haklısın. İstanbul ile Londra'yı karşılaştırdığımız zaman İstanbul'da Londra'nın belki 50'de 1'i kadar yeşil alan var. İstanbul'un da, Ankara'nın da, İzmir'in de, bütün kentlerimizin daha fazla yeşil alana ihtiyacı var. AK Parti her tarafı betonlaştırmayı büyük marifet sayıyor. Sadece büyük şehirlerimiz değil ya, dağın tepesindeki göllerin, uzun göl gibi etrafını bile betonlaştırmayı başarmış ve bunu marifet sayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Hayır, bizim tarım topraklarımızı korumaya, ormanlarımızı genişletmeye ihtiyacımız var. Ormancılık politikalarına çok büyük bir önem veriyoruz. Yeniden Yeşil Türkiye adı altında şimdi %12'lere düşen orman oranını, ki ben lisedeyken bu %16'ydı. Demek ki kısa bir dönem içerisinde, 40 sene içerisinde %4 oranında ormanlarımızda azalma oldu. Bunu %20'lere çıkartacak ve ormancılık sanayini de Türkiye'nin ana gelir kalemlerinden birisi haline getirecek bir strateji belgesi üzerinde çalıştık ve bunu gerçekleştireceğiz. Evet, Batuhan Bulut sormuş. İnsanlar ya, 365 gün gibi kısa sürede 13 milyon insanı nasıl yollayacaksınız? Bu realist değil diyorlar.
Bakın daha önce diyorlardı ki ya hiç yollayamazsınız. Şimdi 365 günü tartışmaya başladık. Bu iyi mi gelişme? Bu çok iyi bir gelişme. Tamam. Ya 367 günde olabilir ama kesinlikle gidecekler. Ve aslında düşünüldüğü kadar bakın Suriyelileri yollamak zor değil. Çünkü Suriye hemen yanı başımızdaki bir ülke. Ve 7 milyona yakın Suriyeli var Türkiye'de, böyle 3 milyon 700 bin falan yalan söyleniyor. 4 milyon 750 bin kayıtlı, yani geçici sığınmacı statüsünde var. Gerisi de Türkiye'de kaçak olarak bulunanlar. Kaçak olarak bulunanları yollamak zaten çok kolay. Çünkü hukuken burada bulunmaları zaten mümkün değil. Ve diğerlerini de hızla bir anlaşma yaparak Suriye rejimiyle bir sene içerisinde ekonomik yardımları keseceğiz, sağlık yardımlarını keseceğiz, hastane yardımlarını, ilaç yardımlarını keseceğiz, okul yardımlarını keseceğiz ve Türkiye'de çalışmalarını yasaklayacağız ve geri dönüş süreci başlayacak. Zaten Zafer Partisi iktidara geldiği an gönüllü olarak artık tatil köyü kapandı diyerek geri dönüşe, kendiliğinden geri dönüşe önemli bir bölümünün başlayacağını düşünüyorum. Ama bunu sonuçlandıracağız. Fakat daha zor olan mesela Afganları yollamamız olacak. Bunu da çalıştık. Bunun Afganların dönüşü için treni önceliyoruz. Bugün hükümet çok az sayıda Afgan'ı uçakla yolluyor. Bu çok pahalı ve çok gereksiz. Ve bu uçakla yollananların bazılarının 15 gün sonra Türkiye-İran sınırından tekrar Türkiye'ye girdiğini tespit ettik. Biz geri dönmeye işlemlerini gerçekleştirirken bir taraftan da sınırda mayınlama işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacağız. Öbür taraftan Türk istihbaratını Afganistan-Pakistan sınırından başlayarak içeride, yani sınırlarımızın çok dışında, o Asya'nın içinde göçü durduracak çalışmalar yapmakla görevlendireceğiz ve bu arada bu göç sistematiğini şekillendiren mafya çeteleri var. Bu mafya çeteleriyle de Türkiye'nin çok dışında gereken mücadeleye sert önlemler alarak başlayacağız. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı'na vur emri vereceğiz. Nasıl Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde PKK'lıları vurarak imha ediyorsak, bunu bu göç çetelerine karşı da gerçekleştireceğiz. Çünkü bu göç çetelerinin çoğu zaten terör örgütüyle bağlantılı mafya yapılanmaları. Yine geri yollama sürecinde Suriyelilerden daha zor olan 2 milyona yakın Afrika'dan gelen insan var. Bunların da değişik ülkelere yollanması için bu konuyu bilen uzman arkadaşlarla çalışıyoruz ve bu süreci de yöneteceğiz. Şimdi bir başka soru Yunus Emre Esmer'den gelmiş. Yabancı seçmenlerle ilgili sadece kamuoyu bilinci oluşturmaya çalışmakla yetinip seçimleri yabancı seçmenlerin de eliyle AKP'ye teslim mi edeceksiniz? Şimdi Yunus Emre, ya bu da çok haksız bir soru. Biz bunu gündeme getirmezsek senin de haberin olmayacak. Türk halkının hiç haberi olmayacak. Biz bunu gündeme getirdik ve somut bir çözüm önerisiyle getirdik. Dedik ki ya gelin, bu insanların 10 sene iktidar, Türkiye'de oy kullanamaması için imza verelim. Ya 10 sene sonra kullansınlar mı? Hayır oğlum, böyle bir şey yok. Nasıl olsa biz iktidara geliriz ve bu seçimde oy kullanmasınlar yeter ki biz zaten vatandaşlıkları iptal edeceğiz. Çünkü bu vatandaşlıklar yasaya aykırı verildi. Ama ne Cumhuriyet Halk Partisi ne İYİ Parti bu yasa önerimizi desteklemedi. Ve üstüne üstlük Kılıçdaroğlu çıktı biliyorsunuz. Ya çok endişe verici sayı değil dedi. 200 binler falan dedi. Yok hayır, sadece Suriye doğumlular Haziran'da, YSK'nın Haziran'da yayınladığı seçmen listelerinde 475 bin. Sadece Suriye doğumlular. İstanbul'da 99 bin Suriyeli doğumlu var. Ya İmamoğlu'nun kazandığı ilk seçimlerde 13 binine kazandı İmamoğlu. Yani bu rakamlar küçümsenecek rakamlar değil. Bunlar çok büyük rakamlar. Seçimin kaderini değiştirecek rakamlar. Peki ne yapalım? Miting yap diyorsun. Tamam. Miting yapınca duracak mı? Hayır. Hükümet vermeye devam ediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz Türk halkını bu konuda tepki vermeye davet ediyoruz. Ve biz bu konuda
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin de artık kafasını kumdan çıkartması, hükümetle işbirliği yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Ha sonunda ne olacak? Bak Yunus Emre şöyle olacak. Seçim günü Cumhuriyet Halk Partisi'ne, AK Parti'ye, İYİ Parti'ye oy vermek için giden seçmen sandık başında birçok yabancıyı gördüğünde Türkçe dahi bilmeyen, ampule oy basacağını söyleyen işte içeriye girecek, Zafer Partisi'ne oy verecek, çıkacak.